döküldü buradan. Daha sonra taş iç, malzeme yapmak için kullanacağız. Devam et. Bu kadar tabii bilim alemine tanıtılan erken dönemden itibaren yapıların birçok yapının bulunduğu karadağın dikkat çekmesinin en önemli sebebi anlıyoruz ki kutsal bir dağ. Sadece Bizans döneminde değil Hitit döneminde de kutsal kabul ediliyordu. Dağın birçok yerine Mahalaş Tepesi gibi, Kızıldağ gibi Hitit hiyeroglifleri ve çivi yazılarıyla ve kabartmalarla bu da bölgede Hitit yerleşimlerinin olduğunu ve kutsal tapınma yerlerinin olduğunu anlıyoruz. Anlıyoruz ki bu kutsallık Hristiyanlıkla beraber devam etti ve dağın kendisi kutsal bir dağ olarak kabul edildi ve çok sayıda kilise inşa edildi. Bizde işte Binbir Gece Masalları, Binbir Direk Sarnıcı gibi halkın çok sayıda ifade etmek amacıyla kullandığı binbir kelimesi burası için de Osmanlı dönemi itibaren kullanılıyor. İlk seyyahlar da binbir direk, binbir kilise teriminin, tanımının burası için söylendiğini anlatıyorlar. Ve gerçekten de araştırmacılar geldiğinde çok sayıda ki 20. yüzyılın başında çok daha iyi durumdaydı. Çok sayıda kiliseyi yapısını buluyorlar ve tabii bu kiliseler basit kiliseler de değil. Anlıyoruz ki bazıları plan şemasıyla ve mimari özellikleriyle birer aziz mezarı ve mezar yapıları. Bu bakımdan dolayı dikkat çeken bu yapılar daha sonra da 20. yüzyılda da birçok batılı bilim adamı tarafından inceleniyor. Türkiye'de ise Türk sanat tarihi ve arkeoloji çalışmalarının 20. yüzyılda önem kazanması ile beraber ilk olarak Semavi Ece bu bölgede çalışma gerçekleşiyor ve ardından da uzun yıllardır burada çalışacak olan yine Semavi Hoca gibi rahmetli olan Metin Ahunbay Hoca yıllarını vererek bu bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. Ne yazık ki bu hocalarımızın değerli çalışmaları tam anlamıyla sonuçları paylaşılmadı, yayınlanmadı, yayınlanamadı. Erkenden vefat ettiler ve haliyle bu sebepten dolayı bu çalışmalar yarım kaldı. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olarak ve tabii Karaman'ın ileri gelenleri değerli firmaların destekleriyle ve tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve destekleriyle beraber bu kayırım kalan çalışmanın devam ettirmeye başladık ve Karadağ Binbir Kilise'deki dini yapıların envanterlenmesi, niteliğinin anlaşılması ve tabii ki buradaki yerleşimlerin orijinal adı nedir? Hangi antik kent? Onu anlamak adına bir yüzey araştırmasına başladık. İlk çalışmamızı 2023 yılında tamamladık ve daha ilk çalışmamızda oldukça önemli yeni sonuçlara ulaştık. Yaklaşık 6 tane yeni kilise yapısı tespit edildi ve envanterlendi. Çok sayıda lahit tespit ettik ki sadece Madenşehir'de 20 tane lahit ve 20 tane lahit kapağı tespit edildi. Bütün taş eserlerin GPS koordinatları alındı ve modellemeleri yapıldı ve D ile Ören yerinde de çalışmamızı gerçekleştirdik.